Hop yavrum benim be. At onu bir daha. Hop yavrum benim be. Yemin ediyorum bak. Kemirdim ya. Şuna bakar mısın abi? Türk işi mangal yelpazelemek için bak. Corby Drones'la İlkay Zaman Yollarda başlıyor. Corby Drones sunar. Efendim Antalya'ya geldik. İlk durağımız Manavgat'tayız değil mi? Evet abi Manavgat'tayız. Antalya gurmesi Murat. Ender artık tanıtmama gerek yok abi. Tabii. Ender mutfakta. Ben ekiplendim artık. Adana'nın dışında, içinde, her yerinde bizle. İzmir'e de gelecek. Her yere gelecek abi. Sık böyle tuttuk bırakmıyoruz. Bırakmıyor beni. Antalya gurmesi Murat'la tanıştık. Murat Atay bu arada. Ne haber baba, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Hoş Eyvallah. Geldin memleketimize. Sen de 10 numara güler yüzü karşıladın bizi. Her Antalyalı gibi gerçekten. Yani. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Havamız sıcak. Yüzümüz sıcak. Nemli biraz. Nemli biraz. Evet. Şimdi abi seni güzel bir yere getirdim. Nereye geldik onu söyleyelim evet, abi. Evet, seni nereye getirdim? Yemeğe içmeye geldik. Esnaf lokantası dedim. Ben hastasıyım abi. Bayılıyorum yani. Severim. Şimdi burada abi efsane sulu yemekler var. Tamam. Ahçısı benim akrabam olur. Tamam. Eyvallah. Yani reklam yapmayalım. Olacak bir saniye. Burayı keselim. Burayı kesmeye gerek yok. Bizde kesmek yok baba. Allah'ım. Bizde tam abi. Gaz devam. Evet abi. Girelim abi. Manavgat'ta. Şöyle söyleyeyim abi. Manavgat'ta herkes bilir abi. Celal Usta. Sen de kardeşim. Eyvallah canım kardeşim, sevgiler. Abi diyorum, her yerin insanı güzel. Antalya sıcak, kendisi de sıcak. Adana kıskanmasın. Adana da öyle. Adana da aynı şekilde. Antalya daha güzel abi. Antalya çok güzel, gelsenize. Antalya çok güzel, gelsenize. Evet, Antalya çok güzel, gelsenize. Abi burada Manavgat'ta Celal Usta dediğin zaman herkes bilir. Tamam. 10 yaşında çocuğa sor, Celal Usta nerededir? Hemen burayı gösterir. Şurası diye gösterir. Aynen abi. Bir Manavgat şivesiyle bir Celal Usta'yı tarif etsene. Usta, Celal Usta nerede acaba hocam? Hem de yolu görüyorum. Ende gördüm. Ende yoldan İncik. İncik biliyor musun abi? İncik. Sağa saptın. Bilmez miyim abi? Ha, sağa saptın hemen karşında. Heh. Karşında. Ben evet. Gidiyorum. Ama nereye gideceğim belli değil. Ende. Ende yoldan. Abi İncik derler, burunla gösterirler. Abi. Ama İncik dedikleri zaman lütfen dikkat edin. İnan en az 5-10 kilometre vardır. İncik derken tenezzül etmezler, elle göstermezler. Yemin ediyorum ölürsün abi. Abi şimdi İstanbul'dan gelen birisine Ende dedim mi? Ende tabelası var. Ende nerede yazıyor? Ende nerede yazıyor? Ben tabela de şey derim, adımı nereden bildi? Ende. Ende demek. İşte demek, elindeki demek, ha. Bu demek. Ne çok anlam var maşallah ya. Ne anlam var işte, neye kullanırsın? Ne yiyeceğiz abi, ne gömeceğiz? Aç abi, geldik, burada, aç geldik dön, nereye tok geldim ki? Abi tas kebap yiyeceğiz, tamam. Yoğurtlu köfte yiyeceğiz, kuru fasulye. Sulu yemek güzel, her şey var abi, buranın her şeyi güzel. Seçmece tamam. Zaten bellidir menüsü. Gelin içeriye girelim, tamam, eşsiz lezzetlerle tanışalım. Bir şey söyleyeceğim. Murat'ın gözlükleri böyle bir terminatör. Sert bir polis falan değil mi böyle? Bak, ha değil mi öyle? Yatarım üstüne de bak. Aldırtmadı arabadan gözlüğümü böyle kaldım ben yanlışlıkla. Çok sertindir. Bak şurada da pazar var. Bugün pazara özel video çekeceğiz. 10 numara 5 yıldız bir pazar var orada. Orayı gezeceğiz. Çok güzel eğlenceli bir video çıkacağına ben adım gibi eminim. Asıl bomba yarın abi. O başka, o sürpriz. Sürpriz mi? O ayrı video. Abi bomba o bomba. Abilerim ablalarım gelin yiyelim içelim güzelleşelim. Gömmeye geldik, gömmeci yok. Yapacak bir şey yok. Hadi. Gül yüzün askı olmasın abi. Selamünaleyküm, hoş bulduk. Benim akrabam. Diyor ki burada ne kadar aşçı varsa hepsini ben öğrettim diyor. Aşçılığı diyor. Doğru mu? Doğru. Adam da bozmuyor. Esnaf işte ya. Esnaf tabii. Abi altın, bakır, gümüş o kadar değerli artık bunlar. Neleriniz var abi? Patlıcan musakka, tas kebap, tavuk haşlama, yoğurtlu köfte. Yoğurtlu köfte. Köftenin yanına kızartma koruz, yoğurt koruz. Tamam abi. Kendimize özgü. Abi patron sizsiniz, biz karışmayız. Ne abi, derseniz o. Yoğurtlu köfte ve tas kebabı kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Tamam, tavuk gelmesin abi. Tavuk yok abi. Tavuk gelmesin. Tavuk yok abi. Musakkası da çok güzeldir. Tamam. Şöyle yapalım, az az sen masanın ortasına koyalım, hepsine tadım yapalım. Vallahi süper olur. Değil mi? Harika olur abi. Bomba. Azar azar ama. Tamam. Gerçekten azar azar abi. Tamam. Eliniz şimdi boldur sizin, ne olur ne olmaz. Azar azar. Tamam abi, biz o zaman masaya geçelim. Sen kaç yıldan beri buradasın baba? 33. 33? Evet. Bir şey değilmiş ya. Abi buraya giden buradan çıkmıyor abi. Buradan emekli olup ayrılıyor. Vallahi çocuk yaşta, çocuk yaşta benim işte dedim ya köylüm akrabam. Çocuk yaşta buraya geliyor. Burada bulaşıktan başlıyor. Ustalık emekli olup gidecek. En güzel görüntü şu değil mi ya? Evet abi. Esnaf lokantası. Vallahi candır billahi ya. Candır abi ya. Herkesin canı çeker. Herkes ister abi. En lüks yere gitsen de. Kesinlikle. Ama bir şey diyeyim mi? Bunlar 10 numara. Ben şu tabaklara da gözüm var abi. Soğan, domates, biber. 10 numara 5 lira. Buradan da masaya gelecek abi. Gelsin abi. Dur abi şöyle bir şu zenginliği bir çekelim. Kilosu 15 lira abi onun ya. Abi Antalya domatesi bunlar. Biberi Antalya domatesi hepsine. Eyvallah. Şimdi en güzel bölüme geldik abi. Yeme içme bölümü. Gömelim. Gömme bölümü. En sevdiğim bölüm abi.
Şimdi abicim ne geldi masamıza? Abi buranın meşhur olan tas kebabıdır. Tamam. En birinci yemeği. Evet. Şu gördüğümüz. Şöyle abicim tas kebabımız burada böyle. Abi bunun suyuna ekmek banmanı isteyeceğim. Yapacağım sende. Zaten. He. Tamam yapacağım zaten. Şu ekmek banılmaz mı? Evet. Hakikaten ekmek fena. Abi. Fena. Bu da yoğurtlu köfte Antalya özel. Yoğurtlu köfte Antalya özel evet. Efendim. Şöyle göstereyim bunu da. Abi. Bir de buranın pilavı çok güzeldi. Diğer yemekler de çok güzel abi de yani. Senin başta tatmanı istediğin yemekler bunlar. Bunlar. Bu tereyağlıdır herhalde. Evet abi. Tereyağlı. 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 Nohut. Evet. Nohutlu pilav. Bir de abi söğüş aslında bu değil mi? Evet abi söğüş. Söğüştür yani değil mi baba? Soğan, domates, biber. Aynen. İnşallah biberler acıdır yanarız. Abi şöyle bir göster. Çıtırlığını bir göster. Ön tarafını göster şöyle güzelce. Allah'ım yarabbim. Abi şimdi şöyle müsaadenle sana. Ver baba. Şöyle vereyim. Eyvallah. Haydi ekmeğine, bismillah deyip bir bandıralım. Arpacık soğan da atmış içine baba. Abi, olmazsa olmazı o olayın en önemli ayaklarından. Abi bunun içinde jelatin var şimdi değil mi bol bol? Evet. Kemikte, evet. Yani kemik suyu mudur bilmiyorum ama. Kemik suyu değil abi et suyu ama bir şey abi farkını göreceksin. Oo, hakikaten güzel ya. İşte abi ondan sonra diyorlar ki niye Türkler çok ekmek yiyor. Ulan Amerika'da Avrupa'da ekmek bandıracak bir şey yok ki. Biz ne yapalım yani? Abi bunu ekmek bandmadan yersen zaten. Vallahi, yeme ya. Tadını yeme almayız. Abi git mangal ye şişe. Onu da yerim. O da sorun değil. Abi. Burası şimdi aslına bakarsan Ramazan diye çok kalabalık değil. Ama Ramazan'dan, Ramazan dışında nasıl? Abi çok dolu ve sıra olur. Mesela bir tane sandalye boş ya, yanına biri gelir tanımadığın biri oturabilir. Ye iç kalk abi. Saat burada sabah çorba servisi var. Öğlen sulu yemek saat 2-3 gibi kapanır abi. Kaçta başlıyor abi burası? Sabah abi 6-7 gibi başlıyor. Öğlen yemek kaçta bitti abi? 1'de bitti kapadılar abi. Abi buraya turist geliyor mu? Vallahi var şu an içeride. Ciddi misin? Masa turist geldi içeri. Abi burası orijinal Türk mutfağı. Anadolu lokantası. Elma gibi lan kütür kütür. Aynen aynen onu için dedim zaten. Vallahi. Vallahi elma gibi ha. Kütür kütür. Tadı güzel. Evet. Buradaki şu yediğimiz hiçbir şey siparişle gelmez. Kendileri gider birizden. Alırlar. Tabii pazardan şu domatesi 10-15 tane tezgahtan seçerler. Böyle bir yerden gidip 2 kilo 10 kilo alıp gelmezler. Yarım kilo oradan iyilerini seçerler. Kasap bunlara kötü et veremez. 10 tane kasapla çalışırlar. Yani acayip bir mekan burası. Hepsi seçmece yani. Bir de şu şeyi deneyeyim. Bak bir daha abi. İşin samimi tarafı çatal bıçak yok. Çatal kaşık var. Amacı özel. Şunu da derim. Dünyanın her yerinde bir türkü çatal kullanımından tanırsınız abi. Şöyle yan keser her şeyi. Evet, evet. Köfte güzel. Yoğurtlu köfte. Bunu yoğurtla beraber yiyeceksin. Abi. Şu şekilde. Abi. Oh. Şöyle göstereyim. Götür. Bu şekilde götüreceğim. Hop köy sandığına. Gitti. Yarasın abi. Yarasın baba. Benim de en sevdiğim şey abi. Köfteyi soğutacaksın. Soğuk köfte yiyeceksin. Ben soğuk makarna çok severim. Soğuk köfte çok severim. Kimleri sevmez. Dolaptan direkt çıkartır yerim. Bu sıcak değil, bu ılık. Ilık. O yüzden ekstra bir sevdim bunu. Ha, o hoşuma gidiyor yani. En sevdiğim yemeklerden biri yoğurtlu makarna. Değil mi? Bir de onun üzerine pul biber, acı yağ yakacaksın falan. Allah'ım yemekle yemek konuşuyoruz ya. Aç mısınız, açırtamışsınız. Bu nedir abi ya? Bu Adanalılar hep böyle abi ya. Doymuyoruz ya. Doymuyoruz, doymuyoruz. Abi, güzel bir esnaf lokantası. Teşekkür ederiz baba. Abi. 10 numara 5 yıldız. Şurada bir yemeğimizi yiyelim. Azıcık yeriz. Fazla yemeyiz. Karnımızı fazla doymayız. Başka yere gideceğiz. Oradan sonra da akşam iftarımız var. Evet. Akşam iftara gideceğiz. 7 Mehmet'te iftara gideceğiz akşam. Güzel bir iftarımızı yapacağız. 2 gün Antalya'dayız. Zaten bizi ilkayzamanyollarda.com'dan da takip edebilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi Corby Drone'unuzu takip edin Instagram'da. Son posta iki arkadaşınızı etiketleyin. Patır kütür drone dağıtıyoruz. Memlekette drone'unuz kimse kalmayacak abi. Ne? İnsansız hava aracı bizden sorulur bundan sonra. Afiyet olsun. Efendim ikinci durağımız Side Antik Kent. Evet. Doğru mu baba? Kesinlikle. Ya şu güzelliğe bakar mısın abi? Antik kent, antik kentte izledim kendim. Antik. Abi şimdi antik ve kent yan yana olunca sıkıntı olabiliyor evet, yani. Evet. Antik kentteyiz abi. Gerçekten doğanın tarihle ve de yemekle buluştuğu bir yer mi diyelim? Yemeği boş ver, doğanın güzelliği mi diyelim? Ne diyelim bilmiyorum yani. Doğayı ne dersen yakışır abi. Doğayı boş ver, yemek mi diyelim? Yok abi, delirme. Şuraya bak Allah'ını seversen. Burada nasıl bir tarih var? Nasıl yaşanmışlıklar var?
mükemmel bir deniz var. Şefimiz var. Zula restoranındayız bu arada. Bu arada Side'ye gelirseniz gerçekten tavsiye ederim, tercih etmeniz gereken bir yer. Benim en ilk önce dikkatimi bakırlar çekti abi. Gördüğünüz gibi her şeyimiz bakır. Mis, cillop, değişik. Avokadoyu ve deniz börülüsü beraber ezip üstüne karides marineli yerleştirip en şuradan. Avokado börülüsü yatağında. Evet, avokado. Karides tartar. Evet. Hell yeah, böyle bir sunum, bir pazarlamasını ben yapayım. Mersin'deki deniz börülcesi bir de buradaki deniz börülcesi ne kadar farklı görünüyor değil mi? Niye abi, ne farkı var? Bilmiyorum. Orada daha, bu orada, daha ince. Oradaki turşuydu, bu haşlama herhalde. Haşlama. Evet. Bu daha ince gibi. Oradaki de turşuydu zaten. Evet. Evet. Bu haşlanınca biraz şey olmuş. Biraz detaylı anlatıyorum hemen de. Tamam, istediğin gibi anlat, hiç sorun değil. İsli uskumru kendimiz yapıyoruz burada. Abi şimdi detay görüntülerde göreceksiniz, asmışlar oraya uskumru. Evet, isli uskumru. Çiroz yapıyorlar orada. Kendimiz yapıyoruz. Bir gece önceden komple buzlu suya basıp kanını arındırıp sonra kurulayıp iri tuzla özellikle kafa bölgesini tuzlayıp o hani o amaç balığı iyicene kurutmak ve o kanından arındırmak. Daha sonra güneş görmeyen ve esen bir yerde bunu Antalya havası biraz nemliydi. Burada uzun sürüyor. Alçatı'da falan biraz daha kısa sürüyor bu süre olması. Alçatı'da kurutalım öyle getirelim baba. Olmuyor mu? İthal deriz, daha pahalı olur. Daha güzel olmaz mı? Biz biraz süsledi mi de? Biz orada uğraşmayı daha çok seviyoruz. Estağfurullah. Şaka yapayım. Ege esintisi. Evet. Daha sonra bunu ızgarada tavaşla, defne yaprağı, ondan birkaç böyle kokusu güzel olan ağaçla tütsülüyoruz. Deniz börülcesini nasıl anlatacaksın, onu çok merak ediyorum. Deniz börülcesi. Denizden topluyoruz, götürüyoruz abi. Manavdan geliyor. Üstünde tane hardal tohum var. Ha, evet. Tuzda pişmiş pancar var. Onu doğradık. Arjantin pancarı falan diye böyle. Şu bezelye çok hoşuma gitti ya. Yunan usulü fava bu. Eyvallah. Evet. Ben bezelye çok hoşuma gitti böyle. Fava, kitap gibi açılmış, evet. Dizilmiş içine hepsi. Evet. Yunan usulü favanın bizim favadan, yani doğrusu Orta Doğu favasından ne farkı? Mercimekten yapılıyor. Eyvallah, tamam. Bu mercimekten yapılıyor. Bunu İstanbul'da statiste Yunan bir şefim vardı, o öğretmişti. Şu an kendisi kendi mekanı var orada, kendi mekanını işletiyor. Tamam. Sakarcalı çanak enginar. Sakarca onu bir daha söylesene. Sakarcalı çanak enginar. Bir daha baba. Sakarcalı çanak enginar. Abi tekerleme gibi bir şey bu ya. Sakarca otu Ordu'dan gelen bir ottur. Tamam. Bizim bir annemiz var. Kendi bahçesinden toplar. Bize orada kendisi işler, kargolar ve gönderir. Hatta bazen... Benim ayıbım sakarca otunu duymamıştım. Ben de duymamıştım. Ordu'ya has bir ot. Ordu'nun Hanyanı köyünde çıkan bir ot. Oradan geliyor. Süper. Sağ olsun getiriyorlar bize. Soya soslu sardalya, soyalı marine ediyoruz bunu. Tamam. Yanında trüf yağlı fasulye püresi var. Şu görmüş olduğunuz beyaz. Hı hı. Pancar ravioli var. İçinde cheddar eritmesi var. Tarhana çıtırı. Tarhanayı kurtu ve çıtır yapıyoruz. Hocam ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz şunları ufak ufak bir tadına tabii, bakalım. Afiyet olsun. Bu güzelliğin, tarihin, bu güzelliğin keyfini çıkartalım. Ellerine sağlık tekrar. Şimdi kadayıf dolması mı? Haşhaşlı patates kadayıf. Dolması. Evet. Haşhaşlı patates kadayıf dolması. Evet. Allah Allah, ilginç. Hadi bakalım, ben de ilk defa yiyeceğim. Yok şey olarak mantalite çok güzel abi. Yaklaşımlar çok güzel, denemeler harika. Yani gerçekten. Şimdi bunun altında kömür var bir kere, yanıyor. Gösterebilirim isterseniz. Böyle görüyorsunuz. Altta zaten kömür var, detaylarda göreceksiniz. Sıcak, bayağı bir sıcak. Bu usta da bize yardım olsun diye bunu eliyle tuttu kaldırdı, helal olsun. Vallahi billahi teşekkürler. Rica ederim. Ben onu hiç almayayım. Tamam. Zerzavat sevmiyorum abi. Ben direkt konuya giriyorum. Hayır, ben de ısınmadım. Ben de kekik sevmiyorum. Ben antrenman yapamam. Ciddi misin? Ha, hiç kekik sevmiyorsun. Nefret ederim. Abi ben inek olsam sırf kekik yemeye dağa çıkarım ya. Kekik ve nane, hiç yemediğim şey. Vallahi ben Allah. Ben de neyi... Geçen Adana'da da aynısını dedi. Salataya koydurtmadık nane. Ben de neyi davar olurmuş ya. Ben çok seviyorum ya. Benden de hiç. Yürüyüm ya abi, iyi giderim. Eti kaldırdı ya, ortadan ikiye bölündü. Vallahi ben görmedim. Biz muhabbete daldık o esnada. Göremedik ya. Ha bak yine bölündü, parçalandı oradan, koptu. Lokum yani et belli. Oo. Abi ben misafirim. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Evet. Abi bir eti yer misin? Tabağımı kekikten. Yiyorum. Ben seni neden ısrarla buraya getirdiğimi şimdi anlayacaksın abi. Bak hiç bıçakla işim yok abi. Şöyle yaptım. İsli kokusunu abi, hissettin evet. mi abi? Et kokuyor yani. Güzel kokuyor. Bu ne de iyi abi. Bu ne eti? Bu mu? Ya bir şey diyeceğim. Ye. Sıdır bu yani. Hayır abi. Ender. Bu dana değil ya. Dana. Bu. Nasıl dana bu ya? Nerenin danası bu? Bu Torosların, Yörüklerin
danası abi. Sen de iyi ki bir yörüksün Murat'a yemedim. Abi ne bileyim kasaptan almışlar ama bir yiyin abi. Cidden dana mı? Dana evet. Abi o zaman marinasyonu güzel. E tabii ki marinasyonla bütün etler yumuşar ama gerçekten bunun marinasyonunu şuna bak şey abi. Diyeyim mi? Vallahi lokum ya. Aynen ya. Hakikaten lokum. Abi eti şöyle çatala aldı, et ortadan ikiye bölündü. Evet bak kes, bak çekiyorum sadece eti. Vallahi helal. Mis. Allah Allah, oğlum bu dana olamaz. Dana abi. Abi aramasından da anlarsın, dana koyun, yani. Koyun kokmuyor zaten. Koyun tamam, hiç kokmuyor, tamam, kokmuyor işte da. Sana yani. Abi şimdi bu yumuşaklıkta bir şey olduğu zaman beklemiyorsun dana olduğunu yani. Çocuğa falan ver yesin abi. Hakikaten. Yani ufak bebeğe ver yesin ha. Yani. Vallahi mükemmel. Gerçekten. Bunu da merak ettim. Abi şimdi haşlama et gibi ama değil. Bir yandan da lezzetli. Hani et yumuşak olur, lezzetsiz olur. Ne bileyim, bence gayet güzel. Güzel güzel. Ender baba ne diyorsun? Baba et muhteşem ya. Çok güzel değil mi? Ya şuradan alırken gördüğüm için etin muhteşem olduğunu tanıdım. Evet, dağıldı orada bir. Bak böyle kesiyorsun, hop çekiyorsun. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Biz şimdi devam edeceğiz. Bu işin devamı gelecek bence. Gezilecek, görülecek, gömülecek yerler devam aynen, ediyor. Aynen. Bu akşam da Yeni Mehmet'te bir iftar yapacağız. Evet ben oruçlu değilim ama ben oruçlu de olan kardeşlerimiz var. Evet. İftar yapacağız beraber, sohbet edeceğiz. Yarın da tabii siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama Antalya'da güzel bir buluşma yapacağız. Onun da bilgilerini ben Instagram'dan veriyor olacağım zaten. Devam ediyoruz. Gömelim abi. Şurada oturuyorum ya, tütsü gibi koku geliyor abi buraya. Evet evet biz de hissediyoruz. Vallahi çok güzel ya. Şu anda etler yatıyor, danacıklar yatıyor. Mide de geziyor. Babacım diyor biz yerimizi aldık diyor. Bir de böyle sıkıştırmışlar yerlerini. Böyle yatıyorlar abi. Devam. Vallahi sağ ol Murat. Afiyet olsun abi, ne demek. Zula'ya da ayrıca teşekkürler. Evet. Zula efsanedir yani. Evet. Kardeşlerim Manavgat'ta beni yakaladılar. Nereden geldin? Konyaaltı. Daha az konuş, kimse duymasın. Konyaaltı'dan geldim abi. Konyaaltı'ndan Manavgat'a geldim. Canını yeriz. Eyvallah. Sen kardeşim? Ben Manavgat'ta yaşıyorum. Bisikletle geldin, gördüm aynen, seni. Aynen aynen. Posta görür görmez yakaladım. Arabayı mı yakaladınız? Aynen. Ya dün gece arabaya 3'te arkadaşlar gelmiş, not bırakmışlar. Ondan sonra geldik o zaman uyuyorduk. Aynen. Bir de birisi simit bırakmış. Kardeşim çok teşekkür ederim. Martı gibi, Martı'ya simit bırakınca. Ama niyet başka, aç kalmayın diye bırakmış. Allah razı olsun, sağ olsun. Gel. Geldim abi Adana'dan. Adana'dan geldim. Adana'dan geldim abi. Buna dedim ki 3 yere gelmezsen vermiyoruz sana bunu. Süründürüyoruz bunu her yerde. Bir drone için düştüğüm hale bak ya. Arkadaşlarınızı etiketli kor bir drone'u takip ettiniz mi? Ettim. Allah razı olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Güle güle kullan. Biz kaçıyoruz, video çekeceğiz. İzlemeye devam. Tamam. Seviyorum sizi. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah. Yola devam abi. Geziyoruz, hadi. Efendim Antalya'ya geldik. Bugün ilk günümüz Antalya'da. Bir iftar yapalım dedik. Yedi Mehmet'e geldik. Sevgili takipçi kardeşlerimle hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Şöyle güzel bir iftar yapalım dedik. Ben başta söylediğim gibi oruçlu değilim. Seferiyiz biz. Oruç tutmuyoruz. Seferiyiz abi. Oruç tutmuyoruz. 15 günden beri yollar, 15 gün yollara çıktık daha doğrusu. Ama oruçlu kardeşlerimiz var. Yedi Mehmet'teyiz. Denizimiz var. Ormanımız var. Güzel insanlarımız var. Daha ne olsun yani, her şeyimiz var. Şöyle güzel bir iftar yapalım dedik. İftardan sonra da sohbet edeceğiz.
Yarın buluşma yapacağız. Bugün buluşma yapmayacağız. Çünkü o program çok sıkışıyor. Sevgili Antalya gurmesi Murat, her zamanki gibi dibimizde yapıştı, gitmiyor. Demin kovduk, kavga ettik, gitmiyor. Gitmem abi. Olmuyor. Yapacak gitmem. Bir şey yok abi. Ne yapalım? Seni bir kere. Kavga ettiğiniz videoyu, hikayeyi az önce arabada izledim. İzledin mi? Orada kavga ediyorduk. Bayağı düşün. Kavga Ankara havasıyla kavga ediyorduk. Ender mutfakta zaten bizimle. Bu arada Hürriyet'ten Nurgül Hanım bizimle beraber gezi yazıları yazıyorsunuz değil mi? Hürriyet Seyahat. Öyle mi? Süper. Kendisi de burada. Böyle hep beraber takipçi kardeşlerimiz burada. Birazdan tanışacağız hep beraber böyle bir. Ama istiyorsanız bir isimlerinizi sayın ya. Ahmet. Manavgat, Antalya neresi? Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da yaşıyorsun. Sen kardeşim? Canberk. Antalya'da yaşıyorum ama Tokatlıyım. Antalya'da bir Tokatlı Antalya'da. Burak abi. Burak. Konya altından bizi takip eden kardeşim. Siz? Çiğdem Konya. Çiğdem Konya altından. Zaten Rübülhan'ı tuttuk. Ferhat da bu arada Rocket Team. Hell yeah Ferhat. Ferhat TT Teknoloji'den bölge sorumlusu Antalya'nın. Bizle beraber her zaman sağ olsun. Ender Mutfak'ta Antalya Gurmesi. Sen kardeşim? Ahmet Sardar, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Hazırlanmış ya la bu kadar sayede göre. Düşündüm abi dedim. Oğlum ellerini aç, o iletişime kapalıyım demek. Şu anda böyle bir iletişiyoruz. Ha, yakıştı kardeşim ya. Şöyle bir abi iftar oldu. Ramazan benim abi. Daha mı? Ramazan. Aynen. Abi ismiyle müstesna direkt yani. Gerçekten. Hoş geldin kardeşim. Okuyor musun burada? Aynen okuyorum. Süper. Sen kardeşim? İlker. Manavgat'ta okuyorum. Bir Mersinli Manavgat'ta. Onun da hikayesini biliyorum. Elin, onu da biliyorum. Burada okuyorum ben de. O da Mersinli, burada okuyor. Böyle bir ekip olduk. Kaan zaten maestro. Kerem. Hey yavrum benim. Kerem birazdan ne var ne yoksa yiyecek bitirecek her zaman olduğu gibi. Güzel bir sohbet yapacağız. Antalya videomuz devam ediyor efendim. Yarın da buluşmamız var. Oradan da size sesimizi ileteceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik. Bir de ben story yapayım. Oğlum harbi top atıyor lan bunlar. Oğlum harbi top atıldı lan. Ben hiç bilmiyordum. Harbiden attılar abi. Aklım gitti yemin ediyorum İstanbul'a döndüm. Senin aklın gitti. Kerem'in aklı yok. Onunla ne gitti acaba? Ben onu merak ediyorum. Abi ne oldu? Allah kabul etsin abi. Ne oldu? Oğlum dedim ki top atılacak. Merak etmeyin atıldı falan dedim. Hakikaten top atıldı. Gözlerim yerinden çıktı. Geri geldi. Oha var ya yemin ediyorum. Abi böyle top atılır mı ya? Bu nedir? Baba sen mi attın topu? Efendim ben yapmadım. Şurada yakında uyarmışım ama... Ne uyardın top atılmadan korkmayın dedin. Top bir atıldı bizim aklımız çıktı. Şimdi ustamız burada çalışıyor. Biz dedik ki Murat yolda geliyor Antalya gurmesi. Ender baba yoruldu, Ender mutfakta oturuyor. Şimdi dedik ki bugün Antalya'yı kapatalım ama bunu ırmağın, denenin kenarında şöyle güzel bir mangalla kapatalım. Senin... Cihat baba dedi ki ben dedi yaparım her şeyi dedi ya. Ustasıyım dedi ben bu işi dedi. Şişlerimizi takıyor, etlerimizi de aldık. Şimdi biz biraz drone uçuralım dedik çünkü çok güzel keyifli bir yer burası. Gel Kaan. Şunu şöyle bir açtım. Gördüğün gibi şimdi buna takla attıracağız, uçuracağız. İnşallah takla attırabiliriz. Çünkü ben taklayı çok seviyorum. Takla attığı zaman acayip hoşuma gidiyor. Şuradan kaldırayım mı? Önce bir balans yaparım. Şöyle ikisini de saat 5 yöne doğru çektiğin zaman abi ışıklar bak sabite dönüyor. Işıklar sabite döndüğü anda balans olmuş oluyor. Kalkış için izin istiyorum Kaan, izin var mı? Var abi. Tık. Motorlara gücü verdik. Haydi bakalım. Hop. Hop. Nereye doğru gidelim? Şöyle bir yükselteyim biraz daha. Yavrum benim be.
Şimdi bu drone'u ben ne için kullanacağım? Türk işi mangal yelpaze veremek için. Bak. Gördün mü? Nasıl baba? Süper. Değil mi? Hop yavrum benim be. At oğlum bir daha. Hop yavrum benim. Ay çok güzel takla atıyor ya. Baksana şuna. Gezdirelim şöyle biraz da. Oo. Şöyle bir döndürelim. Abi çok kolay ya. Joystick PlayStation gibi oynuyorsun ya. Acayip keyifli. Kuşları yakalayayım mı Kaan? Gel. Come to Papa. Evet. Şimdi artık indirelim artık yeter. Ben de hakim olamadım sandım. Hakim olamadım mıyım baba? Ben her şeye hakimim. Antalya için, bizi gezdirdiğim için, tavsiyelerin için, misafirperverliğin güler yüzü için çok çok teşekkür ederim. Ne demek abi, her zaman baş tacısınız. Benim tek amacım var, Antalya'nın o güzelliklerini herkesle paylaşmak. Herkes bilsin, görsün. Yani sizler elçisiniz, bizler elçiyiz. Aynen. Bu vesileyle Antalya'nın güzelliklerini insanlara tanıtmak için bir vesile oldunuz. Memleket ben teşekkür bizim ediyorum. Abi ya, memleket bizim. Aynen ya. Aynen, memleket. Tüm memleket bizim, her yerine her türlü gideriz. Adana'ya gittim. Sohbet ederken Ender, yemin ediyorum var. Kemirdim ya. Şuna bakar mısın abi? Hiçbir şey bırakmadı yemin ediyorum. Ben de yeriz abi. Yani. Ben şimdi zaten konuşmayı kapatacağım. Ondan sonra abi dalacağım. Bayağı bir dalacağım yani. Abi. Yiyeceğiz ya. Antalya'da hep yeriz abi. Irmağımız var. Gölümüz var. Denizimiz var. Cihadımız var. Cihadımız. Var. Bak bak. Cihat gel baba şöyle ya. Geldim. Gel babam gel. Geldim. Allah Allah. Harbi iyi ki getirmişsin seni ya. Vallahi. O iş bizde. Hadi bakalım. Baba. Domates de şey, soğan da elma gibi ya. Adana'dan geliyor. Adana soğanı. Vallahi elma gibi gidiyor. Efendim? Ben gideceğim. Bagajı atmışsın ya biraz. Bunlar mı bunlar? Antalya'yı bitirdik. Bundan sonraki durağımız İzmir. İzmir'i de gezeceğiz. Tekrar tekrar Ender Mutfaklı'ya, Antalya Gurmesi Murat Atay'a teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Cihat'a da çok teşekkürler. Herkese teşekkürler. Gerçekten her şey çok keyifliydi, güzeldi. 10 numara 5 yıldız vakit geçirdik. Bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Gerçekten de insanlar gelsinler, yesinler, içsinler, görsünler abi, gezsinler. En büyük amaç o. Bu arada Instagram'da Corby Drones hesabını takip edip iki arkadaşınızı son posta etiketleyin. İsterseniz ilkayzamanyollarda.com'dan bizi bulup anlık takip edip bulup drone'unuzu alın. İsterseniz de çekilişle beraber vereceğimiz dronelar için iki arkadaşınızı etiketleyin. Corby Drones hesabını mutlaka Instagram'da takip edin. Hediyeleri kapın. Diyorum. Ne geldi? Dar gibi. Abi, benim önümde varmış. Ben de oraya bakıyorum. Abi ya. Ya aç gözlü adamım arkadaş ya. Abi vallahi çok güzel görünüyor. Video kapanmıyor ya lan. Bu iş benim, bu iş benim, bu iş benim. Bu bakıyor, suyu akıyor ya. Abi baksana şuna. Arkadaşlar. Ver baba. Helikopterle alabilirsiniz. Aynen. Beni mangala çağırabilirsiniz. Şunu ben bir sıyırayım. Baba bundan sonra zaten seni mangalcı başı ilan ediyoruz. Yani artık Antalya'ya gelen her misafire. Sıyıramadım abi. Bir şey canım abi, çok sıcak ya. En kısa zamanda yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapanmıyor çünkü. Hoşçakalın. Bu arada Ender Mutfak'tayı da Antalya Gurmesi Murat Atay'ı da Instagram'da, YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Sevgilerimle hoşçakalın. İlkay Zaman Yollarda. Corby Drones sundu.